Üzerine biraz düşününce Kristin, aslında çok alışılmışın dışında bir şey yaşanıyor, değil mi? Yani günün böyle adeta orta yerinde bir karanlık ve kararma gerçekleşiyor. Benim aklıma ilk gelen şey bu oldu. Hani işin biraz astronomik tarafı belki. Ama bunu da tabii hani ışığın bu şekilde azalması da sanki bize bir şey anlatıyor, değil mi? Çünkü sen diyorsun ki hani güneş normalde görmediğimiz veya görmek istemediğimiz bir şeyi aydınlatacaktır diyorsun. Biraz bunu açar mısın? Bu arada HT Hayat'ta da bununla ilgili bir yazın var. Burada da paylaştık. HT Hayat ana sayfada zaten okuyucularımız, takipçilerimiz görebilirler. Şimdi bu güneş normalde görmediğimiz veya görmek istemediğimiz bir şeyi aydınlatacaktır. Bu tam olarak ne demek, Kristin? Şimdi ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. Aslında tutulmalar antik çağlardan beri korkulan bir durum. Çünkü ışık kutsal, ışık yaşam ve ışık tutulmalarda özellikle tam güneş tutulmalarında birden kayboluyor. Ve insanlarda tabii batıl inançlar çok baskın. İşte ışığı bir ejderha yuttu deniliyor mesela. Ya da işte güneş tutulmasından kurtulmak için işte davullar çalınıyor falan, bir sürü böyle hikaye var. Ama aynı zamanda hem astrolojik olarak hem de tam güneş tutulmalarından bahsediyorum. Bunlar gerçekten toplumlardaki bazı değişimleri tetikliyor. İşte krallar ölüyor, ülkeler savaşa giriyor, kıtlık çıkıyor falan. Dolayısıyla tutulma geçmişi insanda böyle bir ilkel korku durumu yaratıyor, yani bu var. Biz 25 Ekim'de parçalı güneş tutulması yaşayacağız. Bir de yani güneş tutulmaları ile ilgili özellikle tam tutulmalardan tekrar bahsediyorum. Görünür olduğu yerlerden, yani nereden izlenebiliyorsa oraları maksimumda etkiliyor denilebilir. Ve evet, güneş tutulmaları ülke liderlerinin değişimi, ölümü, işte savaşa girmek falan gibi fatal durumları temsil ederken, toplumsal değişimleri temsil ederken, ay tutulmaları daha çok duygusal dönüşümler ve sarsıntılarla ilgili diyebiliriz. Burada aslında benim hani tutulmaları güneş tutulması 25 Ekim'le 8 Kasım ay tutulması, Boğa burcundaki ay tutulması arasındaki dönemi değerlendirerek ele alıyorum. Çünkü hani dolunay, yani ay tutulması fazında gerçekleşecek, dolunay fazında gerçekleşecek bir ay tutulması var ve daha çok ay tutulmasında gerçekler ortaya çıkar, ama bu bir sürecin başlangıcı. Ve ışık derken evet, görünen yeryüzünden ışık bir süreliğine kayboluyor. Fakat içeride de bir ışık var. Daha çok akrep teması biraz korkutucudur. Yani böyle bir filmde hani vardır ya, çok tipik bir Amerikan filmi sahnesinde işte biri çok büyük bir değişim yaşıyordur. Ağzında bir tarotçuya girer. Aa, ölüm kartı çıkar falan, tüyler diken. Yani biraz böyle akrep burcunun verdiği enerjiler böyle dark, karanlık, işte korkutucu aslında değil. İnsanlar akrep burcu ile ilgili işte büyüler, kara büyüler, yok efendim İşte ölüm, Kötücül şeytan falan gibi bir tartışımlara çok kapılıyorlar. Çünkü insan psikolojisi, ama akrep burcu ile ilgili her şey psikolojiktir. Dolayısıyla burada kendi psikolojik dönüşümünden kaçmaya çalışan kişi tabii ki o yollara sapacaktır. Oradan tekrar dönecektir ve bu gerçekle yüzleşecektir. Akrep burcu aslında temel olarak hayattaki kontrol edemediğimiz her şeyi karşımıza çıkarır. Bu ölüm olabilir. Bu kontrolümüzde olmayan bir değişim olabilir. İşte Türkiye'nin zaten son bir senedir yaşadığı ekonomik sarsıntılar olabilir. Bunların hiçbirinde kontrolümüz yok. Ama hala yarına bakarken yarının belirsizliğinden feci halde ürküyoruz. Sanki ölüm yokmuş gibi yaşamak istiyoruz. Burada akrebin, yani akrep tutulmasının aslında aydınlatacağı şey bizim bilinçaltımız, kalbimizdeki o karanlık, orada saklı olan şeyler. Daha bugün öğrendim bir arkadaşım sayesinde ve çok hoşuma gitti. Süveyda denilen tasavvufi bir açıklama var. Kalpteki bir nokta, bir karanlık noktaymış. Ve ilk günahmış. Orada bütün karanlıkların ve ruhun özüymüş aynı zamanda. Dolayısıyla tam bu tanıma çok uyan bir şey akrep tutulması. O içerideki karanlığı gün yüzüne çıkaracaktır. Bu karanlık ne olabilir? Hani bu kadar genelliyoruz ama yaşadığımız travmalar olabilir. Reddedilme korkumuz olabilir. Dışlanma korkumuz olabilir. Bunlar hepsi bizimle ilgili. Ama tabii insanlar genelde hani çevreyi kontrol ederlerse kendilerini kontrol edebileceklerini düşünüyorlar. İşte birini kontrol etmeye çalışmak, onu öfkelenmek, onu suçlamak, bunların hepsi tabii ki çok faydasız. Akrep burcu hayatın doğal döngüsündeki her şeyi
kabul etmeye çalışmamız demek. Bu ölümü anlamda... de belki değil mi? Bölmek evet. gibi olmasın ama hani ölüm korkusu da en derin herhalde korkumuz. Belki de o hani korku kalktığında özümüze ben takıldım. Acaba diyorum ki bu korkulardan sonra hani o özümüze ulaşma mı söz konusu? Lütfen devam et. Tabii öz dediğimiz yani tamamen kendimiz odaklı bir iyileşme gerçekleştirmek. Bir de akrepten, ölümden, işte kontrol edilemeyecek her şeyden insanların bir kaçınması, bir çekincesi oluyor. Halbuki o kişisel değişim diye gelişim dediğimiz hiçbir şey acıyla yüzleşmeden gerçekleşmiyor. Yani öyle bir lüksümüz yok yani. Hani bayağı ağlaya ağlaya, acı çeke çeke, sonra sonra uğraşa uğraşa bir dönüşüm gerçekleşiyor. İşte bu aynı zamanda hayatta her şeyi kontrol edemeyeceğimizi de kabul etmemiz gerekiyor. Yani kontrol, garanti, bunlar hep bir illüzyon. Aslında tam olarak da akrep boğa eksenindeki bu tutulmalar bize bir senedir bunu öğretiyor. Bir senedir garanti bir illüzyon. Bunu aklını bir köşesinde tut. Her şeyi kontrol edemezsin. Hani bütün biz sonuçta hepimizin yaşamları bir serüven ama biz bunu ay tatlı ay acı diye ayırt edemeyiz. Hepsi bir serüvenin bir parçası. Dolayısıyla o korkulardan tabii ki kurtulmak. Ya çünkü korkmak kendi başına korkunç bir şey bence. Yani korkudan sonrası o kadar kötü değil. Yani hani o kısmı geçtikten sonra daha çok rahatlanıyor. Dolayısıyla hani böyle hayattaki hayatın ve o döngülerin, yaşam döngüsünün parçası olan şeylerden sürekli kaçınmak, kaçmak, görmezden gelmenin hiç kimseye bir anlamı olmadığını hatırlatan bir tutulma döngüsündeyiz. Oh, gerçekten şey nefes kesici. Şu anlatımın bile gerçekten nefes kesici oldu. Çok sağ ol. Bizi bayağı büyük bir şey bekliyor aslında. Yani şimdi bir yandan da hani herkes böyle işte burçlara etkilerini merak ediyor. İşte bireysel haritalar, ülke haritaları hep konuşuluyor. İşte korku demişken işte benzer etkiler 99 depremi öncesinde de olmuştu, güneş tutulması olmuştu gibi konuşmalar, yazışmalar falan hani oluyor. Şimdi bu bayağı korku duygumuza temas ediyor aslında. Yani o zaman Yani peki korkmak gerçekten istediğimiz korkmalı mıyız? sürece evet bir sürü sebep bulabiliriz. Yani o korku durumunu sürdürmek istediğimiz sürece hayatta aktif kararlar almamak için tabii ki o korku durumunu sürdürür. Şimdi 99 depremiyle ilgili bir sürü yazılanlar var ama böyle yani felaketen ben okusam depresyona girerim ve yerimden kalkamam gerçekten. Ben şöyle düşünüyorum, eğer hani yekten bir yorum yapmam gerekecekse benim için hani en ilgi çekici harita 2025'te gerçekten çok enteresan, hatta yani o yazı bir hazırlıyorum ama elim varmıyor. Eyvah. Yani ismi de Büyük Tufan. Şimdi Yapma. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu da hayatın bir döngüsü. Sonuçta hani tabii ki artık yani 99 depremini yaşamış insanlar olarak depremin öldürmediğini biliyoruz, öğrendik. Ama yani burada artık astroloji öyle dedi, böyle dedi değil. Evet, endişelensinler çünkü bir hazırlık yapılmadı yani. Hani bunun için endişelenebilirler ama tabii ki böyle sabahtan akşama kadar felaket haberi okusam ben de bayağı üzülürüm, depresyona girerim. Yani bunun da Nereden bir anlamı... baktığımızla mı ilgili belki? Yani Efendim? nereden baktığımızla ilgili olabilir mi? Bunun yani evet belki benzer göstergeler vardır ama dediğin gibi tedbir almış halimizle bakmamız başka bir şey. Ya da işte akrep tutulmasındaki işte dönüşüme daha çok dönüp bakmaya dair bir şey. Belki yorumlamak farkı da söz konusudur. Yani biz korkmalı mıyız bu tutulmadan? Aslında ona geleceğim. Yoksa hani bireysel haritalarımızın etkisi asıl önemli değil midir? Tutulmalar hepimizi bir şekilde etkilerler. Çünkü doğum haritası dediğimiz o da bir döngüsel. Hani bütün burçlar bizim haritamızda var. Dolayısıyla bu akrep tutulması ya da boğa tutulması belli evlere düşecek ve belli temaları normalden daha da aktif hale getirecek. Burası kesin. Ama tutulmalar ya da hayattan korkmamamız gerek. Yani ben o tip bir şeye inanmıyorum ama belli somut gerçekler vardır. Deprem olacak. Yani deprem olacak ve evet hani ülke olarak hazırlıklı mıyız? Hayır, çok korkutucu. Korkutucu olan bu. Astrolojik öngörüler değil yani bence. Dolayısıyla ikisini ayırmakta fayda var. Daha somut neler yapılabilire bakmak lazım. Soyut anlamda da işte astrolojik olarak bir öngörüde bulmam gerekiyorsa evet benim için en ilgi çekici yıl 2025. Bunda birçok Twitter'da olsun hani farklı yerlerde de ara ara değiniyorum. Ama gerçekten çok enteresan bir yıl yani. Alıyorsun. Değil mi? Evet. HT ayetinde kalemi aldığını söyledi. Arada evet bahsediyorum. Ya yani ben böyle çok göz önüne sokmaktan hoşlanmıyorum bazı şeyleri. Çünkü zaten yazıyorum ve özenli yazıyorum ve her şeye değinmeye çalışıyorum. Arayan bulur diye yazıyorum ben.
O bana daha iyi geliyor. Ama tabii ki tutulmalardan korkmamak lazım. Yani biraz işte insanlar o kendi garanti alanından, o konfor alanına hiçbir şey değişmesin istiyorlar çoğu zaman. Bu böyle gitsin. Ama hayat öyle bir şey değil. Hayat akar, değişir, insanlar değişir. Mesela iki tutulma arasında, yani benzer nitelikte tutulma arasında 19 sene vardır diye de yazımda da belirtmiştim. Bu mesela çok ilginç bir bilgi. Çünkü 19 sene önce, mesela çevremden de duyduklarımı sizinle paylaşabilirim. 19 sene önce bir arkadaşım mesela bir eğitime başlamış ama o zaman tamamlayamamış. Bu yıl yine aynı fırsatla karşılaşıyor ve bu sefer başlıyor. Hiçbir zaman bir önceki karşılaştığımız etkiye yanıt veren aynı kişi değiliz. Biz de değişiyoruz. Bunların hiçbirisi korkutucu değil. Hayat bir serüven ve zaten o insan kendi bütünlüğü içerisinde, hani kendi kararlarını verebiliyorsa, kendi özgünlüğüyle barışıksa, bağımsızsa kafa olarak, yani hiçbir yere bağımlı değilse kafa olarak ve bir yerden zehirlenmeye devam etmiyorsa, bunlar zaten hayatı doğal kabul etmek daha kolay oluyor. Ama belli bağımlılıklarımız, işte konfor alanlarımız, kendi hayali yarattığımız, bunlara aşırı bağımlılık tabii ki insanı korkutacaktır. Ama bunun çözümü de kişinin kendisinde. Şimdi sen yazında bu Akrep Burcu'nda güneş tutulması, Fortuna, yazında şey demiştin. Ben bir orayı okumak istiyorum. Bedensel ve psikolojik sınırların zorlandığı bir aşama. Şimdi böyle bir ifaden var. Bir yandan da ama kişinin dönüşümü ve maksimum potansiyeline ulaşması durumu söz konusu. Bir de böyle bir ifade de var aslında. Tam da hani akrep teması diye ben hani yüzeysel olarak yorumlayacağım. Bir de bir fırsattır diye ifade etmen dikkatimi çekti. Peki nasıl? Peki nasıl bir fırsat? Evet, şimdi akrep teması çok doğru. Çünkü akrep sınırları zorlamayı sever. Tehlikenin üzerine gitmeyi sever. Uçlardadır yani. Dolayısıyla burada psikolojik sınırlarını da zorlar ya kendisinin ya başkalarının. Fiziksel sınırlarına da çok abanır diyebilirim. Yani akrep öyle bir burçtur. Böyle çok yoğun, çok uçlarda yaşar her şeyi. Fakat aynı zamanda bu bir fırsattır. Çünkü kişi o geçmişin kendisini geriye çeken enerjisinden eğer kendini özgür kılabilirse, bu takıntı, intikam, öfke vesaire böyle zehirli duygulardan arınabilirse, bu ölüm teması dönüşümün önünü çok açar. Çünkü ölümü bir son gibi algılarsanız korkarsınız. Ama hayatta her an, her saniye, her nefeste bir şeyler ölüyor ve yeniden doğuyor. Yani bunu, bu döngüyü de böyle yorumlamak lazım. Dolayısıyla bu bilinçteki biri için bence büyük bir fırsat. Yani ölümün korku dolu ekseninden, ki hiç gerekli değil ve anlamlı değil, kurtulan kişi için bu dönüşümün bilinçli gerçekleşmesi anlamına gelir. Belki bazı parçalarımızın ölmesi gibi. Yani tabii ki zaten çok doğal değil mi? Yani eski bildiğimiz benliklerin hepsi ölüyor. Bir olay yaşıyoruz, bir ilişki yaşıyoruz, değişiyoruz, dönüşüyoruz. Bildiğimiz her şey ölüyor ve bu hayatın doğal döngüsü. Yani bununla savaşılmaz. Savaşan kazanamaz hayatın döngüsünde. Dolayısıyla onu bilinçli bir şekilde kabul etmek ve dönüşümün aktif karar vereni olmak çok büyük bir fırsattır bence. Bu aslında Akrep Burcu'nda güneş tutulmasının bize bir kolaylaştırıcı enerjisi gibi diyebilir miyiz? Tabii Şimdi ki, gökyüzü tabii ki öyle. etkilerinde değil mi? Hani bir rüzgarı arkamıza almak gibi belki düşünebiliriz. Şimdi şu da merak edilecektir. Kişi haritasında bu tutulmanın hangi eve denk geldiğini nasıl tespit edebilir? Çünkü şunu görüyorum, işte şu eve denk geliyorsa böyle etkileneceksiniz gibi. Bu kendi kendimize tespit edebileceğimiz bir şey midir? Şimdi ben Bu evler Holsign ev sistemi kullanıyorum Senem. Holsign ev sistemine göre bütün evler eşit aynı derecelerde, 30'ar derecelerde bölünmüştür ve birbirini takip ederler. Plesudus ev sistemi farklı. Orada kafalar bayağı karışıyor ama benim en güvendiğim astrolojik harita çıkarırken ev sistemi Holsign. Holsign'e göre diyelim ki yükseleniniz akrepse bu birinci ev. İkinci ev yay. Üçüncü ev böyle sırasıyla 12 burç birbirini takip ederek ilerler. Mesela yükseleniz terazi ise güneş tutulması ikinci evinizde olacak anlamına gelir. Aslında çok basit bir mantıkla yaklaşılabilir ve bu şekilde tutulmanın hangi evde olduğu tespit edilebilir. Zaten hani evlerde gerçekleşecek
tutulma enerjisine dair de böyle sonsuz yazılar var. Bir sürü bilgi edinebilirler ama yine de tabii ki bir sürü faktör var. Kimisi hani çok olumlu yorumlar okuyabilir. Fakat öyle bir dönemdedir ki işte ne bileyim Satürn return dönemi yaşıyordur ya da Neptün karesi yaşıyordur. İşte 28-31 yaş arası dediğimiz 38-41 yaş arasına bunlara denk geliyorsa yani o kadar da iyimser bütün yorumlara kapılmaktansa daha dikkatli analizler gerekir. Dolayısıyla yine hani genel yorumlar okey, bilgi edinilebilir ama her zaman tabii ki kişisel harita incelemeleri farklı sonuçlar çıkarır. O zaman işte tam da güneş tutulmasının bu genel etkilerine dönmek lazım şimdi. Çünkü okuduğum kadarıyla senden de güneş tutulması daha çok yönetim ve liderlerle ilgili, ay tutulması da kişisel ve duygusal dünya ile ilgili. Böyle okuduğumu hatırlıyorum yazında. Yani aslında güneş tutulmasıyla bir dış etki var sanki ve onun bir bize yansıması da var. Hani olacak ay tutulmasıyla birlikte gibi. Böyle yorumlayabilir miyiz? Şey gibi yaşadığımız ekonomik krizi düşünün. Onlar da bu akrep eksenindeki tutulmaların sonucu gibi görünüyor astrolojik olarak. Orada ne oldu? Korkunç bir ekonomik kriz ve aylarla yani 3-5 ayda bütün hayat standartlarımız tersine döndü falan. Ve bu tabii ki içsel bir dönüşüme de sebep oluyor. Yani bu birbirini tabii ki takip ediyor. Dışarısı, içerisi zaten hepsi aynı. Dışarıda olan içimizi etkiliyor. İçeride olan dışımızı nasıl gördüğümüzü değiştiriyor. Yani bunlar çok ayırt edilemez şeyler. Ya da ruh beden bütünlüğü gibi. Hepsi bir tek aslında ikisi birbirinden ayırt edilemez. Dolayısıyla o süreci takip etmek bu anlamda önemli. Ama her zaman boğa akrep ekseninde ya şu da çok önemli. Değer önceliklerimizin sıralamasını yapmak durumunda kalıyoruz her seferinde. Önceliğiniz nedir? En çok neye değer veriyorsunuz? Ya da mesela akrep tutulması işte bir şeyleri kaybetme duygusu, ekonomik krizler, şey işte iflasın eşiğine gelmek bunları çok yoran, yıpratan bir enerji aslında. Para konusunda çok yoran, yıpratan bir enerji. Dolayısıyla hani değer en çok paraya değer veriyorsanız bu sizi mahveder yani. Ama burada bu yönde hani öncelik sıralamanızı, değer duygunuzu, hani kendinize değer vermek, hiçbir şeyiniz olmasa da siz değerlisiniz kısmına varabilmek tabii ki birçok şeyi değiştirecektir. O zaman şimdi bir döngü kavramına ben dönmek istiyordum. Yani döngü kavramını biraz daha konuşsak iyi olur. Buraya nereden geldim? İşte o dış faktörler bir şeyler olur ama bu bizim için belli bir yaşam döngüsüne de denk geliyor olabilir sanki. Ve güneş tutulmasında da çok derin bir şey, yani akrep burcunda güneş tutulması da çok derin bir dönüşümün belki başladığı yer mi ya da döngün, yani şu döngü konusunu birazcık daha şey yapsak, yani kişisel döngüler mi daha ön plana çıkar yoksa bu genel hani toplumsal döngülerden aldığımız pay gibi mi bilmiyorum, yani az önce söylediklerinin devamı gibi aslında belki de söyleyeceklerim, ama Evet, yani ve astrolojide döngüler nasıl olur, onun biraz teknik bir açıklamasını belki bize şimdi yapabilirim. astrolojide algı zaten zamanın döngüselliği üzerinedir. Yani gökyüzü döner ve bazı şeyler kendini tekrar da eder. Yani döngüsel bir zamandan bahsediyoruz. Mevsimlerin döngüsü, biyolojik zamanımızın döngüsü. Bunların hepsi zaten döngü ve döngüsel. Yani zamanı döngüsel algılıyor astroloji, böyle yorumluyor. Dolayısıyla şimdi hani bu tutulma hangisi öncelikle neyi etkileyecek dediğim gibi en başta da söyledim. Yani bu 25 Ekim tutulmasıyla 8 Kasım tutulması arasını ayıramayız bunları. Bunlar bir bütün dönüşen, işte dışarıdaki dışarıdakini yani bu bir dönem olarak algılanmalı. Ve tutulmalarda evet yani çok böyle hayatınızda dönüm niteliğindeki kararlar alınmaz. Öyle büyük işlere başlanmaz, önerilmez. Çünkü çok hassas zamanlardır. Neden önerilmez? Çünkü tutulma enerjisiyle bir şeye başlarsanız eğer diğer tutumlardan etkilenirsiniz. Yoğun bir şekilde etkilenirsiniz. Olumsuz bir şekilde etkilenebilirsiniz. Dolayısıyla tutulmalar böyle önemli şeylerin kararı konusunda hiç de elverişli değildir. Yani bir de Mars retrosu başlıyor. Yani ay. Evet, onu ayrıca soracağım şimdi. Biz bu süreci nasıl getirelim? Korku demişken Mars retrosu hakkında da o kadar şeyler yazılıp çiziliyor ki ondan da şimdiden korkuyoruz. Onu ayrıca belki konuşuruz ama biraz burada da bahsedelim mi? Çünkü peş peşe gelen bir durum var. Bizim buradan çıkaracağımız herhalde sonuçlar, öğreneceğimiz bir şeyler var. Biz neler öğrenmeliyiz? Nasıl geçirmeliyiz bu dönemi? Evet. Şimdi HT Hayat okurları için detaylı bir şekilde çok öğretici bir Mars retrosu kalemi aldım.
Muhtemelen yarın herhalde yayınlarsınız diye tahmin ediyorum. Çok da keyif alarak yazdım ve hani çok sıradan genellenen şeyleri hani daha da ötesinde hani nasıl algılanmalı. Şimdi Mars İkizler Burcu'na 20 Ağustos civarında İkizler Burcu'na ilerledi. Ve buradaki enteresan konu hani Mars bir burçta 2 ay kalır geçer. İşte 2 senede bir retro yapar. Tamam. Fakat şu çok gerçekten insanı şaşırtan bir konu. Mars İkizler Burcu'yla buluştu ve 2023 Mart'ına kadar İkizler'de kalacak. Yani 7 ay 5 gün boyunca Mars İkizler Burcu'nda. Bir de bunun işte 30 Ekim'de retroya başlayacak. 2 ayda retro döneminde yani Mars İkizler'le sınanıyoruz gerçekten. Şimdi Mars İkizler'de aslında çok aktiftir. Zihinsel enerjidir, işte bağlantı kurmaktır, sosyalleşmektir, çok çalışmaktır, multitasking gibi bir enerjisi vardır filan. Fakat retro dönemi maalesef yani şöyle... Hani insanlar diyorlar aşık olmak için doğru zaman mı, şu işe başlayayım. Ya bence ya bir durun gerçekten. Hani Mars retrosu zaten bir durun demek yani. Evren size bir durun diyor. Aceleye getirmeyin. Çok riskli. 7 ay mı? 7 ay mı duracağız? Yani hayır, bu 2 aylık bir retro döneminde evet tamam. Hani bu Merkür retrosuna da 3 hafta katlanıyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz. Bir şeyleri bir baştan alıyoruz, düzeltiyoruz gerileri. Ama 2 ay ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Senem seni endişelendirmek istemem fakat. Ama gerçi madem güneş tutulması akrepte hani kaçamayacağımız karanlık gerçekler diyorduk o zaman bunları da konuşalım. Evet şimdi yani aslında evet akrep teması ya daha da derin daha da psikolojik yani hepimizin travmaları var. Geçen gün mesela ilginç bir film izledim Mubi'de. Nehir diye bir film çok da ünlü bir yönetmen ismini hatırlayamayacağım kusura bakmayın. Mesela orada da çocukları konu alıyor ve masumiyetin kaybı. Yani o bizim hepimizin yani çocuk insan hepimizin zaten karanlıkları var. Bu bizim de bir parçamız. Kendi hayatımızın bir parçası. Yani ben hiçbir korkulacak bir şey hani hiç görmüyorum. O yüzden de hani o tip bir yoruma yer vermiyorum. Şimdi Mars retrosuna gelirsek. Şimdi Mars retrosu 7 ay sürmeyecek. Mars terazide İkizler Burcu'nda 7 ay boyunca kalacak. Ama 30 Ekim'den başlayarak 12 Ocak'a kadar da retro dönemi var. Şimdi tabii yani ikizler teması nedir? Hani bağ kurmak, iletişim, ilişkiler, konuşmalar, yazmalar vesaire. Burada enerji düşer. Yani Mars zaten enerjimizdir. Tutkudur, motivasyondur, istektir, arzudur. Bunlar böyle düşmeye başlayacak. Mars retrosu Mars 12. evdeki etkisine benzetilebilir. Yani motivasyon düşer, arzular azalır. Bir de yani hani ilişki kurmak için de hiç iyi bir dönem değil Mars 8'ler. Çünkü tutku kalıcı olmaz. Böyle her şeye bir merak vardır. Çok eşli, polyamor dönemi diyorum ben buna. Yani bir arayış vardır. İnsanlar Mars 8'lerde ya da retro döneminde işte kafalarının daha çok uyumlu olduğu kişileri ararlar. Ama işte Mars cinsel enerjiyle de libidoyla da ilgili olduğu için aslında libido düşer ve cinsel sorunlar daha artar. Yani böyle bir diğeri o bu bir sürü hani insan organik ilişkilenmeler azalır. Mesela daha çok aplikasyonlar üzerinden date çıkmak gibi şeyler de yalnız başımıza dert açabilir Mars retrosunda. Bunlar da var. Daha çok ilişkilerimiz, ifadelerimiz üzerine çalışmamız lazım. Yani bu sözler bir büyük bir güçtür. Söz büyük bir güçtür. Bu gücü nasıl kullanacaksınız? Birilerini yaralayarak mı? Ya da size inen baltayı güzel kokularınıza boğarak mı? Yani söz büyüdür, söz güçtür. Aslında burada işte iletişime odaklanmak gerekiyor. Bir diğer konu da Mars retrosunda hani böyle bir sessizlik, sonuçlanmayan şeyler. İşte insanın en büyük korkusu belirsizlik yine ortaya çıkıyor tabii ki. Bilmemek, belirsizlik, paralize olmuş gibi işte bir dönem aslında. Burada da yapılabilecek en iyi şey bir diğeriyle sürekli işbirliği arayışında olmamak. Daha çok kendi başınıza yaptığınız çalışmalara odaklanmak. Şimdi Mars Satürn'e de üçgen yapacak, harika bir üçgen. Burada disipline etmek zihninizi. Bunlar çok önemli. Böyle düzenli çalışmak yani. Sabah 11'de bile kalksanız bir düzeniniz olsun. İşte yarım kalan projeleri, planları tamamlamak için çok ideal. Yeni hani projelere başlamak değil de yarım kalan şeyleri tamamlamak için ideal. Mesela spor üyeliğine yazılmak için hiç iyi bir 2 ay değil. Ama varsa dondurduğunuz bir spor üyeliğiniz ona tekrar başlatabilirsiniz. Motorlu, elektronik, teknolojik araçlar almak için hiç iyi değil Mars retrosu.
Ama işte mesela yarım kalan bir kitabı yazmaya tekrar başlayabilirsiniz. Yarım kalan makaleleri elden geçirebilirsiniz, düzeltmeler yapabilirsiniz. Ve biraz evet iletişim sorunları ve ilişkileri çok yıpratacak bir etki açıkçası. Kardeşlerle ilgili sorunlar, işte komşularla ilgili sorunlar. Şimdi Mars retrosunun şöyle bir avantajı var. Toplumda böyle zulüm gören, azınlık olarak hani ifade edilen toplulukların sesi olabilecek bir etki. Bu anlamda iyi. Yani sosyal gürültünün avantaj olduğu, fakat hani sosyal gürültü avantaj olabileceği, seslerini yükseltebilecekleri bir aşama, ama tabii kimse de komşu gürültüsü çekmek istemez. Yani biraz da öyle bir etki. Yani Anladım. komşularla böyle bir anlaşamama, işte gürültü sorunları falan, bunlar hep mevzu bahisi olabilir ve detaylı bir şekilde okuyucularınız için hani zaten kaleme aldım. Evet. Bayağı da keyif aldım yazıdan. Ama bu da bir dönem tabii ki. Yani tabii ki yani Mars ikizlere doyacağız ve nefret edeceğiz. Orası kesin yani. Çünkü 7 ay kimse yaşamak istemez bu enerjiyi. Evet. Fakat Evet. şimdi şöyle, bunu bir kafa olarak, bunu bir hazırlık aşaması olarak almak gerekiyor. Yani şey gibi, işte Nuh peygamber Nuh'un gemisini hazırlanırken herhalde herkes ona deli diyordu yani. Hani, aa deli bu. Bu ne yapıyor şimdi? Hiçbir şey yokken, tufan yok, bir şey yok. Kocaman gemi yapıyor. Şimdi biraz Mars retrosu dönemini bu anlamda bir hazırlık dönemi olarak ele alabilirsiniz. Mesela şimdi Neye Jüpiter hazırlık? Ne yani bir sonraki aşamada? 2023'ün Mayıs'ına hazırlık. Çünkü orada artık gerçekten çok aktif ve gerçekten artık hani somut değişimlerin yaşanacağı çok enteresan zamanlar var. Yine okuyucularınız takipte kalsınlar. Evet. Hani danışanlarıma tabii ki evvelinden haberlerini veriyorum ama transitler yaklaştıkça da size yazıyorum. 2023'ün Mayıs'ına hazırlanmak. Çünkü orada artık çok avantajlı. Artık Çıtanın yükseleceği ve artık hani bu değişimin görünür kılınacağı bir evre. Şimdi Jüpiter, transit Jüpiter Koç burcunda. Yeni nesil liderler yaratmakla meşgul. Yeni nesil kahramanlar, yeni nesil sanatçılar. Arka planda bu oluyor. Ama şu an göremeyiz. Mayıs'tan itibaren. Dolayısıyla herkesin bu süreci nasıl değerlendirdiği gelecek sene Mayıs'tan itibaren ortaya çıkacak. O yüzden biraz hazırlanın. Yani böyle dışsal korkular, yok kontrol edemiyorum, ay ne olacak, delireceğim. Yani hiç gerek yok yani. Hani yapabileceğiniz en iyi şeyi yapın. Bu arada işte kelimelerinizi bıçak gibi kullanmamaya gayret edin. Hani yaralamak amacınız olmasın. İşte kelime güçtür. Bunlara odaklanın. Yani böyle hazırlanabilir gayet. Ne güzel. Yani o Mars'ın da her şeyde gezegende olduğu gibi hani iyicil etkiler, kötücül etkiler Tabii ki. diyoruz. Aslında o hani savaşçı ama iyi için savaşan tarafı belki de. Evet, şimdi burada Bu hemen bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi birçok mücadele etmeye değmez aslında. Enerji sarfiyeti. Yani hani her mücadele de yani kalkıp mücadele etmeye değmez gerçekten. Böyle bir gerçek var. Şimdi ne uğruna? Mars retrosunda enerji düşeceği için zaten neye enerji harcayacağımız o kadar önemli hale geçecek ki, mücadelenizi doğru seçin. Gerçekten mücadele etmeye değer şeyleri seçin. Çünkü mesela Mars retrosu, söylentiler artar, yalan haberler artar, böyle haberlerle ilgili skandallar, yok efendim dedikodu. Yani kim dedikodu yapar? Kendi bireyselleşememiş, yüzleşemeyen, işte birey olmayan insan dedikodu yapar. Şimdi yani bir dedikodu için gerçekten enerji harcamaya değer mi? Yani en basitinden. Çünkü dedikodular çok artacak. Dolayısıyla sizle zaten direkt yüzleşmeyen bir insana bence hiç enerji harcamayın hiçbir anlamda. Hiçbir şey düzeltmek için dahi. Gerek yok. Mars retrosu inanılmaz bir böyle söylentiler, dedikodular, o öyle demişler, bu böyle yapmışlar. Yani zaten bunun içine girmemek ya. Yani enerjiyi nedir? Korumamız gerekiyor. Çünkü enerji düşüyor zaten. Var olan enerjinizi daha ne mücadelemi hak ediyor? Ne enerjimi hak ediyor? Hani bunları sormanız daha iyi olur tabii. Evet, gerçekten bizi sıkı bir kış bekliyor. Ama Evet. hani ışıkların azaldığı, enerjinin düştüğü, elde avuçta ne varsa onunla yorulacağımız bir dönem bizi bekliyor. Ben kendi adıma bunu anlıyorum. Ama gerçekten hani yayının başına göre kendim daha bir bu güneş tutulması işte Mars retrosu vesaire onlara dair bütün o korku enerjisinden kurtulduğumu hissediyorum. Yani gerçekten bakış açısı da çok önemli sanırım. Bireysel
Haritalar, evet, önemli dedin. Zaten genel olarak astrologların çok vurguladığı bir şey. Astroloji gerçekten çok ötesi. Yani çok yüzeysel yorumların çok daha derininde bir şey. Fakat zamanın enerjisini yorumlamak adına da, rüzgarı arkamıza almak adına da sonsuz faydalı. Yani ben kendi adıma çok faydalanıyorum. Şimdi belki ufak bir başa dönüp bir tekrar yapabiliriz diye düşündüm. Bize daha sonradan katılanlar için. Öncelikle bu 25 Ekim Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasında akrep nitelikleri, işte ölüm kavramı, dönüşüm kavramı, bunları daha ziyade bir olumluya varan bir dönüşüme, işte geride bırakmamız gerekenleri yoran bir şekilde bakabiliriz. Bilmiyorum doğru mu anlıyorum. Sonuçta şey, hani korkmak değil, dönüşüme izin vermek gibi. Sonrasında zaten bu arada bir soru geldi, ona bak birazdan cevap verelim. Ve sonrasında başlayacak olan Mars retrosu için de şimdi konuştuk. Fakat genel anlamda hani korkmak değil, korkmak yerine gezegen niteliklerini, o sembolikleri doğru anlamak, hayatımızı da buna göre ele almak, böyle anlıyorum. Şimdi çok teşekkürler Kristin. Belki şimdi bir soru var, onu hemen cevaplayalım. 25 Ekimse diye sormuş. Tam da 25 Ekim'de doğum günü olan bir takipçimiz. Demek ki Evet, şimdi solar tek tek. return'ü tutulma enerjisinde olacak. Epey önemli. Hani hangi evinde gerçekleşeceğini kontrol etmesini öneririm. O evin temalarıyla sınanacaktır ama tabii ki çok önemli. Yani doğum gününde güneş tutulmasının gerçekleşmesi ama fatal şeyler hani düşünülmesin. Ya işte öyle gerçekten yani boşuna enerji tekrar. Ben şimdiden korumaya başladım enerjimi herhalde o. Belki şey, anladım. Hani yeniden doğmak gibi belki. Ya Ben de şimdi evet hani orada hiç bir doğum olacak anlamadan tabii bunu. ki. Yani yıkımı bilmeyen yeniden yapılanmayı da bilmez. Yani ölümü bilmeyen hayattan da keyif alamaz. Acıyı bilmeyen, ya acıdan kaçan ve korkan insan zaten güvenilmezdir. Yani benim dünyamda. Çünkü güvenilmezdir. Çünkü gerçekten hani iletişim kurabileceğimiz, bizi anlayacak insanlar da oralardan geçmiş insanlardır. Hani o anlamda o dönüşümü yaşamış. Dolayısıyla dönüşüm yani bahar gibi, sonbahar gibi, kış gibi bir şey yani hayatın doğal bir döngüsü bu. Yani bu böyle göklerden felaketler indi işte eski antik çağlarda olduğu gibi yani bir durum değil bunları hani ayırt etmek lazım ama bilinçli yaşamakla tabii ki bilinçsiz o rüzgarlara kapılmak aynı şey değil. Mesela dördüncü ev diye yanıt vermiş Yaprak Hanım. 25 Ekim doğumlu. Evet. Daha çok hani bu tip Bilmiyorum. yorumlardan kaçınıyorum. Geçen gün de soru cevap yaptım. Allah'ım yüzlerce bana ne olacak diye böyle detaylarmış. Yani başım döndü gerçekten. Tabii ki yani amatör astrologlar bunları çok Aklımızda takip ediyorlar. Hani zamanları var onlarla ilgili. Ben hani o tip bir şeyi yapmıyorum. tabii. Çünkü haksızlık da olsun istemiyorum. Dördüncü evi anlatayım. Astrolojide dördüncü ev domestik konularla ilgilidir. Aile, ebeveynler, yaşanılan yer, yaşanılan şehir, ev, ülke ve akrep tutulması tabii ki dördüncü ev, onuncu evinde karşısında olduğu için hem domestik konularda büyük bir değişim ve dönüşüm enerjisidir. Aynı zamanda onuncu evin karşısında olduğu için de kariyerde buna bağlı gelişir. Yani burada da ikisi yani kariyer ve evle ilgili çok önemli değişim ihtiyacı. Ne bileyim işte dördüncü evdeki güneş tutulması doğum gününde bir evin kentsel dönüşüm anlamına gelebilir. Evin içinin tadilatı anlamına da gelebilir. Ebeveynlerin belli tedaviler geçirmesi gerekebilir. İşte kişinin aileden göbek bağını koparması gerekebilir yaşanan ailevi krizlerden dolayı vesaire. Yani bir sürü yorum yapılabilir. Bireysel zaten hani hepsine yetişmek mümkün değil ve bireysel haritalarla da ilgili, kesinlikle haklısın. Fakat bu gerçekten ilginçti. Yani 25 Ekim doğum günü olunca rica ederiz Yaprak Hanım. Ve nasıl yorumlamamız gerektiğiyle ilgili de bir örnek vermiş oldun aslında. Bu açıdan iyiydi. Yani hangi evde gerçekleşti ve karşı evine bakarak bir takım hani yorumlar yapabiliyoruz. Kaçıncı evim, nereden öğreneceğiz? Onu yayınımızın başında bahsetmiştik. Orayı bir tekrar edebilir miyiz? Hani birinci, yani güneş burcumuz birinci ev kabul edilerek, değil Yok, mi? yükselen Değil mi? eğer Nasıl? akrepse Yükselen. bu birinci ev diye
alabilirsiniz. Eğer yükselen terazi ise akrep ikinci eve düşer. Eğer yükselen başaksa akrep üçüncü eve düşer. Bu sırasıyla hol saniye sistemine göre böyle gider. Sanıyorum canlı yayını tekrar yayınlayacak mısınız Selena? Evet evet. Hem Instagram'da hem de YouTube kanalımızda kaydını bulabilir izleyicilerimiz. Buradan ben de zaten yayından sonra bu hesabı yapacağım kendim. Tamam. Çok hani hiç olmazsa bir fikir vermesi adına diyelim. Ben yazılarımda da her zaman örneklendirmeye öncelik veririm. Doğru. Mutlaka örneklendirmeyi de soru cevapta da kullanıyorum ama yani böyle hani öylesine şey var ki hani bana Muhakkak. ne olacak bana ya, bir de hani birini açıklasanız diğerine bir faydası yok. Yani o bilgiyi verirken de o enerjiyi de hani Da var herkese sanki. Değil faydalı mi? olabilecek bilgiden taraf kullanmayı tercih ediyorum. Ben şimdiden Evet, enerjimi evet. koruyorum bir şekilde. Mars retrosu yaklaşıyor. Zaten bunu da bir örnek olarak almak istiyorum. Hani burada Kristin bizi reddetmiyor, o bize örnek oluyor. Çünkü gerçekten hani her harita kendine özel, herkesin yaşam yolculuğu. Evet, içinde bulunduğu evrenle, işte gezegenlerle, bütün etkilerle bir bütün ama gerçekten hepimiz biriciyiz. Bunu da her gün daha net anlıyoruz. Çok derin bir konu. Bir şey daha eklemek istiyorum Lütfen. Senem. Yani Lütfen. hem o herkes tabii ki özgün. Fakat bir yandan da hani danışmanlık prosedürü anlamlı. Ona para, zaman ayırmak ona bir şekilde bir şeye o danışmanlığa kalbini açmayı, ona hazır olmayı da temsil ediyor. Yani şimdi bu aşamalar olmadan da hani o genel yorumlar, bu genel yorumlar yani yerli yerine oturtamaz kişi. Özellikle yani astrolojiye dair mesela minimumda bilgisi varsa bunlar tehlikeli. Daha hani motive edici bilgiler edinilmeli. Yani birilerinin yorumlarındansa bu ne demek? Bu dördüncü ay ne demek? İşte bu burçlar ne demek? Yani buralardan başlamak daha sağlıklı ama danışmanlık sürecinin kendisi de çok önemli. Yani bunu yok sayamayız. Bu o aşamaya kişinin hazır olması. Yani kendini keşfetmeye hazır olmasının çok somut bir işareti. Evet, zaman ve enerji en büyük sermaye demiş Damla Çeliktaban, yayın direktörümüz. Gerçekten neye harcadığımız ve ne için yatırım yaptığımız diye de eklemek istiyorum. Yani Evet. değil mi? Bir şeyi harcarız, bir de onunla yatırım yaparız. Ben kendi adıma özellikle Mars retrosunu bir yatırım dönemi olarak o yorumlamaya karar veriyorum şu an itibariyle. Çünkü bazı şeylerden de kaçış yok. Sörf yapmak gibi, hani dalgalarla sörf yapmak. Madem böyle bir enerji geliyor, biz de ondan senin de deyiminle fırsat olarak faydalanalım. Her ne kadar korkutucu, hani tırnak içinde korkutucu şekilde yorumlanabilecek etkileri olsa da ben kendi adıma çok ferahladım. Çok teşekkürler Rica ederim Senem. Kristin. Çok keyif Eklemek aldım ben de. Ben teşekkür ederim. istediğin. Her zaman sizinle böyle yapalım görüşmeler, konuşmalar. Ben de Evet keyif lütfen. alıyorum. Çok seviniriz. Zaten öyle bir gündem, astrolojik gündem var ki önümüzdeki aylarda. Mutlaka tekrar ederiz. Bekle bizi Mayıs 2023 demiş. Evet. Hazırlanın. Enerjiyi ekstra Evet. mücadele gerektirmeyen hiçbir yere harcamayın bence. Dedikodu, söz falan hiç gerek yok böyle şeylere. Şimdiden kendi alanımızı Tamamdır. koruyalım.